Aman diyeyim bak. Buyurun, hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldin Serap Hanım. Feride Hanım nasıllar? İyi, sağ olun. Çok selamlarımı iletin lütfen. Sağ olun. Görüşürüz. Ayakta kaldınız, buyurun oturun. Size bir şey ikram edeyim. Gerek yok, zaten çok fazla kalmayacağım. Peki. Barış Bey, bakın, ben buraya sadece bir anne olarak geldim. Yani bütün bu olanların hepsini unutup lütfen bir anne olarak dinleyin beni. Yani biliyorum, evet, birbirimizi çok fazla tanımıyoruz. Birkaç kez görüştük ama doğru dürüst konuşamadık bile. Çocuklarımız da böyle aniden evlenince biz de birdenbire dünür olduk. Evet, maalesef öyle oldu. Evet, ben de istemezdim tabii böyle olmasını. Serap Hanım, bunları konuşmak için çok geç değil mi? Ayrıca gereksiz. Çünkü Damla artık evine döndü. Ben aslında tam da bu yüzden geldim buraya, bunları konuşabilmek için. Çünkü yani Arda da aynı benim için, Damla da aynı. Ben Damla için de çok üzülüyorum, ikisi için de çok üzülüyorum. Bu çocuklar seviyorlar birbirlerini. Yani artık daha fazla eziyet etmeyelim onları. Peki ne öneriyorsunuz? Damla tekrar konağa mı dönsün? Eğer siz de ikna olacaksanız ayrı bir eve çıksınlar. Yani bu kavgayı bitirelim artık. Ne bileyim, ben de çözüm arıyorum işte. Çözüm? Siz neden geldiniz? Efendim? Normalde böyle durumlarda genelde Feride Hanım gelirdi de çünkü. Ne oldu? Sizi sahaya sürecek kadar çaresiz mi kaldı Çelenler? Ne diyorsunuz Barış Bey? Kimse beni sahaya falan sürmedi. Bunlar çok çirkin ithamlar. Ben sadece Arda'nın annesi olarak geldim buraya. Ayrıca buraya geldiğimi de kimse bilmiyor. Zaten son yaptıklarınızdan ve söylediklerinizden sonra ben annemin de bir daha buraya geleceğini hiç sanmıyorum. İsabet olur. Bakın ben tamamen iyi niyetimle geldim buraya ama benim ailem hakkında böyle konuşamazsınız yani, özellikle annem hakkında. O zaman konuşacak bir şey yok. Çünkü benim tavrım bu. Anneniz kendine çeki düzen verip bizim hayatlarımızdan elini çekmediği sürece de benim tavrım değişmeyecek. Bunlar çok kaba, çok yaralayıcı sözler. Dinlemek zorunda değilsiniz Serap Hanım. Buraya siz kendiniz geldiniz. Üstelik kendi başınıza karar verip, öyle değil mi? Yani Feride Hanım'ın komutuyla değil. Yazık. Koskoca insanlar, Feride Hanım'ın kuklası gibisiniz. Yazık. Barış Bey, biz asla böyle davranılmayı hak etmiyoruz. Ama siz de iyi niyetli davranılmayı hak etmiyormuşsunuz. Çok yazık. Yeter. Yeter, daha fazla konuşmak istemiyorum. Müsaadenizle işlerim var.